MediaMarkt Mobile World Congress 2019'da teknoloji keyfini sunar. Herkese merhaba sevgili MediaTrend okuyucuları, ben Özgür Çetin. MediaTrend'deki yazılımdan muhtemelen beni tanıyorsunuzdur. Şu anda İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenen MWC etkinliğindeyiz. Mobile Congress olarak geçiyor. Mobil Dünya Kongresi Türkçesi. Burada ağırlıklı olarak mobil teknolojiler tanıtılıyor. 5G ağırlıklı olarak bu yılın gündeminde olan konulardan bir tanesi. Bir diğer konu ise katlanabilir cep telefonları, katlanabilir ekranlı cep telefonları. Bakalım MWC 2019'da neler var? Şu anda görüyorsunuz ilgi çok yoğun. Dünyanın katlanabilir ve 5G desteği olan ilk cep telefonu Huawei Mate X karşımızda. Kapalıyken 6.6 inç ekran olan telefon açıldığında 8 inçlik bir tablete dönüşüyor. Önümüzdeki aylarda muhtemelen Türkiye'de de piyasaya sürülecek. Samsung'un katlanabilir cep telefonu şu anda ekranlarınızda görünüyor. Telefonun özelliklerine bakacak olursak, açık iken 7.3 inçlik bir ekranı bulunan telefonun çözünürlüğü 1536x2152 piksel. Kapalı halinde ise ön tarafında bir 4.6 inçlik HD Plus Super AMOLED bir ekran bulunuyor. İşletim sistemi olarak Android 9.0 olduğunu belirtelim. İşlemci olarak da Snapdragon 855 kullanıyor. Telefonda ana kamera olarak baktığımızda 12 ve 16 olmak üzere 3 farklı ana kamera bizi karşılıyor. Bu kameraların ise bir tanesi telefoto, diğeri geniş açı, diğeri de ana kamera olarak kullanılıyor. Ana kameranın video çözünürlüğü ise 4K olarak belirlenmiş. Ön kamera ise baktığımızda açık halinden bahsediyorum bu arada. 10 megapiksel artı 8 megapiksellik alan derinliği kamerası olduğunu söyleyelim. Telefon kapalıyken kullanılan bir diğer ana kamera ise 10 megapiksel çözünürlük sunuyor. Telefonun yan yüzünde bir parmak izi okuma özelliği mevcut. 4380 miliamperlik bir pilin olduğunu söyleyelim. MWC turumuz devam ediyor. Şu anda Connected Vehicle isimli bir alandayız. Burada bir ekran var. Şurada görüyorsunuz, bir şeffaf bir ekranda bir araç hareket ediyor. Burada bir simülasyon var aslında. 5G teknolojisine sahip bir otomobil olduğu varsayılıyor şu anda ekranda ve o bize yolda giderken, işte internetle bağlantılı bir araç bu. Gerçek zamanlı trafik durumundan tutun da işte gezmeniz gereken, seyahat etmeniz gereken yerlere kadar her türlü bilgiyi veriyor. Tabii bunlar simülasyon. Henüz 5G yok, böyle bir otomobil yok ama önümüzdeki yıllarda olmaması için bir sebep de yok. Özellikle 5G hayatımıza girdiğinde bu teknolojileri biz de mutlaka göreceğimizi söyleyebilirim. MWC turumuz devam ediyor. Şu anda Nubia standındayım. Alfa isimli saat bileklik, aynı zamanda telefon karışımı enteresan bir ürün var. Nubia Alpha 4 inçlik bir ekranı olan ama flexible dediğimiz, yani katlanabilir bir ekranı olan bir cep telefonu. Aynı zamanda saat, az önce söylemiştim, 192x960 piksellik bir AMOLED ekranı var. 1 GB RAM, 8 GB depolama ve şurada görüyoruz. Bakın şöyle yanına yaklaştırayım biraz daha.
5 megapiksellik bir kamera ve 500 miliamperlik bir pili olan, aslında bu bir saat. IP67 sertifikasında 1 metre kadar suda 30 dakika kullanabiliyorsunuz. Yani suya ve toza dayanıklı özelliği bulunuyor bu saatin. Android Wear 2.1 işletim sistemi mevcut. Qualcomm Snapdragon Wear 2100 işlemci, Adreno 304 grafik işlemcisi gibi özelliklerin olduğunu da söyleyelim. Wi-Fi BGN desteği var, Bluetooth 5.0 desteği var. Aktivite ve kalp ritmi takibi de yapabiliyor. MVC turumuz devam ediyor. Bir Türk markası olan General Mobile'ın standındayız. Firma biraz önce çok yeni bir şekilde, hemen az önce bir yeni bir telefon tanıttı. GM9 Plus var karşımızda. Telefonun özelliklerine bakacak olursak 6.23 inçlik bir Full HD ekran bizi karşılıyor. Full HD Plus. Corning Gorilla Glass koruması var bu ekranın. Dolby Vision özelliği desteği var. MediaTek Helio P60 işlemci kullanıyor. 3 GB RAM, 32 GB da depolama alanı olduğunu söyleyelim. Bu depolama alanı yetmezse eğer, microSD bellek kartı yuvasıyla bu alanı 256 GB'a kadar çıkartabiliyorsunuz. 3450 mAh'lik pil olduğunu söyleyelim. Telefonun ön tarafında hemen şurada görüyorsunuz bir çentiğimiz var. Bu çentikle beraber telefonu kullanıyorsunuz. Ve kamera da yine bu çentiğe entegre edilmiş şu anda. Ön tarafta çentiği görüyorsunuz. Ön kameramız 8 megapiksel çözünürlük sunuyor. Arka tarafa geçtiğimizde ise parmak izi okuyucu hemen arka yüzde görüyorsunuz. Onun sol üst köşesinde ise 2 adet kameramız mevcut. 12 artı 5 megapiksel, ki bir tanesi bu 5 megapiksel alan derinliği için kullanılan bir kamera. Şık bir telefon olmuş. İnce ve hafif bir telefon olmuş. FM radyo özelliğinin olduğunu da söyleyelim. General Mobile GM9 ailesine yeni katılan bir model GM9 Plus. Görünen o ki önümüzdeki yıllarda hayatımıza girecek iki temel kavram, 5G ve katlanabilir telefonlar, MVC'de hepimizin karşısına çıkmaya devam etti. Evet sevgili MediaMarkt takipçileri, bir MVC turunun daha sonuna geldik. MVC 2019 yılında özellikle 5G teknolojileri ve katlanabilir ekranlı telefon ve benzeri cihazlara damgasını vuran bir fuar oldu. Fuarda zaten videomuzda da gördünüz, bol bol bu tarz teknolojileri tanıttık, bu teknolojileri anlattık. MediaMarkt'ın sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir şekilde karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. MediaMarkt Mobile World Congress 2019'da teknoloji keyfini sundu.